Merhaba arkadaşlar. Bugün tüm yıl boyunca işlemiş olduğumuz konuların genel tekrarını yapabileceğimiz sorular içeren ve bu soruların çözümlerini yaptığımız bir genel tekrar dersi olacak bu dersimiz. Ve ayrıca bu yılımızın da son dersi olacak. Umarım sizin için de verimli olur. Şimdi sorularımıza tek tek başlarsak ilk sorumuz mol kavramı ile ilgili bir soru. Bu soruda 0,4 mol amonyak gazı için değişik şıklarda farklı sorular var. 0,4 mol NH3 yani amonyak gazı için öncelikle kaç mol azot atomu içerir diye sormuşuz. Bunu yaparken öncelikle şunu yapıyoruz. 1 mol amonyak gazımız olsaydı, yani NH3 gazımız olsaydı, içinde kaç mol azot olurdu? Bakıyorum, formülden görüyorum bunu. Bir NH3'te bir tane N var. O zaman 1 mol NH3'te de 1 mol azot atomu var demektir. O zaman 0,4 mol, hiçbir işlem yapmaya bile gerek yok. Birebir olduğu için 0,4 mol. Amonyak gazında da 0,4 mol azot atomu vardır diyebilirim. A şıkkımızın cevabı bu. Şimdi gelelim B şıkkımıza. Kaç mol hidrojen atomu içerir diyor. Bu sefer de yine öncelikle diyeceğim ki 1 mol NH3 bileşiğinde formüle bakarsanız bir biriminin içinde 3 birim hidrojen var. O zaman 1 mol amonyak gazında da 3 mol hidrojen atomu olduğunu, bunu formülünden görüyoruz. Yazabilirim. O zaman 0,4 mol amonyakta kaç mol hidrojen vardır diye sorarım. İçler dışlar çarpımı yapabilirsiniz veya 1 mol içinde 3 mol hidrojen varsa 0,4 mol içinde 3 katı olacak. 1,2 mol hidrojen atomu vardır diyebiliriz. Bu da cevabımız olur. Evet. Şimdi gelelim normal koşullarda kaç hidrojen kaplar? Şimdi normal koşullarda kaç hidrojen kaplar diye gelen bir soruyu cevaplayabilmeniz için öncelikle o maddenin gaz olduğunu size söylemiş olması lazım. Bakıyorum, soruda bana gaz olduğunu söylemiş mi? Evet, NH3 gazı için diye söylemiş. Tamam. Sonra da normal koşullarda bir gazın hacminin kaç litreye karşılık geldiğini bir eşitlik bilmem gerekiyor. Onunla ilgili eşitliğim de şu. Normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplıyor. O zaman diyeceğim ki normal koşullarda 0,4 mol gaz. Gazın türü burada hiç önemli değil. İçindeki atom sayısı hiç önemli değil. Sadece gazın kaç mol olduğunu bilmeniz gerekiyor. Kaç litre hacim kaplar diyeceğim. İçler dışlar çarpımı yaparsanız sorumuzun cevabı 8,96 litre olacak. 0,4 ile 22,4'ü çarpıp 1'e böldüğünüz zaman sonucunuz bu çıkacak. Yine bu soruyla ilgili başka bir şıkkımız var. Kaç gramdır diye soruyor. 0,4 mol amonyak gazı için. Bunu bulabilmek için de şimdi 0,4 molün kaç gram geldiğini bulabilmek için yine 1 molün kaç gram geldiğini bulmam gerekiyor. O nedenle de şöyle yapacağım. Önce amonyağın molekül kütlesini bulacağım. Bunu bulurken de ne yapıyorduk? 1 çarpı 14 artı bir tane amon yok olduğu için 3 çarpı 1 diyorduk. Buradan 17 buluyoruz. Şimdi şurası 17. O zaman diyeceğim ki 1 mol amonyak 17 gram geliyor ise 0,4 mol amonyak kaç gram geliyor? Yine içler dışlar çarpımı yapacağım. İçler dışlar çarpımı yaptığımda 6,8 gram olarak bulacağım. Yani 0,4 mol amonyak gazı 6,8 gram geliyormuş. Böylelikle bu sorumuzu da bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki sorumuz
Bu sefer kimyasal hesaplamalarla ilgili bir soru. Kimyasal hesaplamaları yaparken tepkimeye girenler, çıkanlar, tepkimeye yazabiliyor olmanız lazım, denkleştirmeniz lazım. Denkleştirdikten sonra da size verilenler ve istenenleri bir tablo haline getirmeniz gerekiyor. Şimdi burada bana ilk önce söylediği ne var? N2 ve O2'den 0,6'şar mol almışım ve N2 O3 oluşturmuşum. O zaman öncelikle bu tepkimeyi yazmam lazım. Tepkimeye bir girenler var. Girenlerim N2 artı O2 N2 O3 ürünüm de bu. Yani çünkü kaç mol N2 O3 elde edilir diyor. Sonra bu tepkimeyi denkleştirmem lazım. Bu tepkimeyi denkleştirirken bakıyorum azotları eşit oksijen bir tarafta 2 bir tarafta 3. Şuraya 3 bölü 2 koyabilirim. Bu da aralarındaki mol oranlarının 1, 1,5, 1 olduğunu gösterir. Veya tam sayılarla da denkleştirebilirdim. Aynı şey olurdu. N2 artı O2 N2 O3 derdim. Tam sayılarla denkleştirmek için buraya 3, buraya 2 getirirdim. Dolayısıyla N2'nin de önüne 2 getirirdim. Bu sefer mol oranları 2, 3, 2 olurdu. Aynı oranda gitmiş olurdu. Hiçbir şey değişmezdi arkadaşlar. Şöyle bölelim şurayı. İstediğinizi kullanabilirsiniz burada. Sorunuzda bir değişiklik olmayacak. Şimdi ne yapacağız? Diyeceğiz ki başlangıçta elimizde ne kadar var? Başlangıçta elimizde şuradan 0,6 mol varmış. Şuradan da 0,6 mol varmış. Bundan hiç yokmuş. Şimdi harcanan ve oluşanları yazacağım. Harcanan ve oluşanları yazarken birebir harcanıyor olsaydı 0,6'ya 0,6 harcanacaktı. Ama önce şunu denemem lazım. 2'ye 3 harcandığına göre 0,6'ya 0,9 lazım. 0,9 mol 0,6 mol azota 0,9 mol oksijen lazım. Ama benim 0,9 mol oksijenim yok. 0,6 mol oksijenim var. O zaman demek ki azotun tamamı harcanmıyor. Kimin tamamı harcanıyor? Oksijenin tamamı harcanacak. Bu onu gösteriyor. 0,6 mol oksijenin tamamı harcanırsa çok kötü yazdım özür dilerim. 3'e 2 olduğuna göre 0,6 ya da 0,4 harcanacak demektir. 0,4 mol harcanacak. 2, 3, 2 oranından da buradan 0,4 mol N2 O3 oluşacak diye görmüş oluyorum. Cevabımız bu olacak. Peki artan maddeyi sorabilirdi. Bu arada son durumda artanımız ne? Bakıyorum. Şöyle bir çizgi çekersek oksijenden hiç kalmadı. Oluşan 0,4 mol N2 O3'üm var. Artan 0,2 mol N2 gazım var. Bu da artan N2 olmuş oluyor. Bu sorunun cevabı 0,4 mol N2 O3. Şimdi bir sonraki soruya bakalım. Bu soru ise çözeltilerdeki kütle yüzde derişimle ilgili bir soru. Kütle yüzde derişimle ilgili hesaplamalarımızı yaparken ne yapıyorduk? Eğer iki farklı yüzde derişime sahip ki burada %40'lık 300 gram bir çözelti ile %20'lik 200 gram tuzlu su çözeltilerinin karıştırıldıktan sonraki şeyini soruyor bize. Son çözeltinin kütlece yüzdesini soruyor. Soruyu okuduğumuzda bunu görüyoruz. Şimdi eğer iki farklı yüzdeye sahip çözelti karıştırılıyorsa ve son yüzdesi isteniyorsa bunun için iki yolumuz vardı. Birinci yolumuz formülden yapabilirdiniz. Formülden yaparken ne diyecektik? %1 çarpı M1 artı %2 çarpı M2 eşittir yüzde son çarpı M son. Bu arada M sonumuz M1 artı M2 olacaktı. %1'imiz 40 çarpı 300 artı 20 çarpı 200 eşittir. Yüzde sonumuzu arıyoruz. M sonumuz ise 500. Burayı devam edersek 12.000 artı şöyle bir dakika bir sıfır fazla yazdım.
artı eşittir yüzde son çarpı 500 yapar. 500'ü 16.000 bölü 500 yaparsanız yüzde sonu burada 32 olarak bulursunuz. Veya şunu yapacaktınız alternatif olarak, bir saniye. Evet, şöyle yeni bir sayfaya geçerek yapalım bunu. Şöyle diyecektiniz. Bir tane %40'lık 300 gram çözeltiniz var. Bir tane de %20'lik 200 gram çözeltiniz var. Her çözeltideki tuz miktarını bulacaktınız. Buna birinci çözelti diyelim. Buna da ikinci çözelti diyelim. Sonra da toplam çözelti üzerinden gidecektik. Bu arada bu ikinci yolumuz sorumuzun çözümü ile ilgili. Diyecektik ki birinci çözelti için, birinci çözelti için yüzde 100 gramda 40 gram tuz varsa 300'de kaç gram tuz var? İçler dışlar çarpımı yaparsanız bunu 120 gram tuz olarak bulursunuz. Bu bir kenarda duracak. Sonra ikinci çözelti için diyeceğiz ki %20'lik ise 100 gram çözeltide 20 gram tuz varsa 200 gram çözeltide kaç gram tuz vardır diye soracağız. İçler dışlar çarpımı yaparsanız bunu da 40 gram olarak bulacaksınız. Sonra da her iki çözeltinin toplam kütlesini alacağız. Son çözelti için toplam kütle 300 artı 200'den 500 gram çözeltiniz olacak. 500 gram çözeltinin içinde 160 gram tuzunuz olacak. O zaman yüzde kaç olur diye soracağız. Buradan da cevabımız 32 gelecek. Ve %30, 100 gramda 32 gram olduğuna göre %32'lik olduğunu da bulmuş olacağız. Evet, şimdi gelelim bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz yine kütlece yüzde derişim ile ilgili, ama bu sefer iki çözeltinin birbirleriyle karıştırılması ile ilgili değil. Kütlece yüzde 60'lık 400 gram şekerli suya 100 gram su ilave ediliyor. Su ilave edilince, pardon, su ilave edilince çözeltinin içindeki tuz oranı düşecek. Yani seyreltmiş olacağız. Seyreltme ile ilgili bir soru. Son çözeltinin kütlece yüzdesi kaç olur diyor. Bu sorunun çözümü için formül kullanmaktansa oran orantı kullanarak devam etmeyi ben tercih ediyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız burada? Öncelikle elimizdeki ilk çözeltinin içindeki tuz miktarını bulacağız. Çünkü su ilave ettiğimiz zaman tuz değişmeyecek. Sonra da son çözeltide orantı kuracağız. %60'lık ise 100 gram çözeltide 60 gram şeker varsa 400 gram çözeltide kaç gram şeker var diye bakacağız. Oran orantımızı yaparsak 240 gram şeker bulacağız. Şimdi 240 gram şekerimiz üstüne su ilave ettiğimiz zaman da değişmeyecek. Sonra da diyeceğiz ki zaten bizim çözeltimiz 400 gramdı. 400 gramın üstüne 100 gram su ilave ettiğimiz zaman son çözelti 500 gram olacak. 500 gramlık çözeltinin içinde 240 gram şeker olacak. Sonra da yüzde kaç olurdu diyerek oran orantı kuracağız. İçler dışlar çarpımını, pardon, içler dışlar çarpımını yaptığımız zaman da, hatta gösterelim de, 240 çarpı 100 bölü 500 şeklinde bu sefer de 48 bulacağız. Yani %48'lik olacak son çözeltimiz. Tabii yine formülden de yapabilirdik. Yüzde ilk çarpı kütle ilk eşittir yüzde son çarpı kütle son şeklinde. Bu da bir tercih. Aynı sonuca ulaşacaksınız. Bir değişiklik olmayacaktı arkadaşlar. Şimdi gelelim bir sonraki sorumuza. Burada ise asit baz tuzlarla ilgili bölümümüzde ve artı aslında bir anlamda da
hayatımızda kimya ile de ilgili bir soru bu. Tuzlarla ilgili ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazacağız. Şimdi kalemimizin rengini de değiştirelim şöyle. Asit ve bazların tepkimeleri sonucunda oluşurlar tuzlar. Evet, biz biliyoruz ki asit artı baz muhakkak bir tuz oluşturur. O zaman bunun cevabı doğru. Bütün tuzların sulu çözeltileri nötrdür. Şimdi arkadaşlar, tuzlar asit ve bazların tepkimelerinden oluşuyor ve oluşan tuz her zaman nötr olmak zorunda değil. O tepkimeye girdiği asitten gelen anyonla bazdan gelen katyona bağlı olarak değişiyor. Bunu dersimizde de anlatmıştık. Yani bir tuzun içindeki anyonlara bağlı olarak tuz asidik de olabilir, nötr de olabilir, bazik de olabilir. Yani biz tuz çözeltileri kesinlikle nötrdür diyemeyiz. Bütün tuzların sulu çözeltileri diye yazdığı için burada da buna yanlış diyoruz. Çünkü asidik olan tuzların sulu çözeltileri asidik, bazik olan tuzların sulu çözeltileri de bazik olacaktır. Ama bizim günlük hayatımızda daha çok karşımıza çıkan tuzların birçoğu, hepsi demeyeceğim, birçoğu nötr tuz olduğu için sizin aklınıza ilk gelen tuzların sulu çözeltileri nötrdür. Ama burada kesinlik yok. Bu da aklınızda bulunsun. İyonik yapılıdırlar. Evet, tuzlar anyon ve katyonların birleşmesi sonucu oluşan ve aralarında iyonik bağın oluşmasıyla oluşan yapılar olduğu için iyonik yapılıdırlar. Bu da doğru. Sonra vücut için gerekli iyonları içeren tuzlar vardır. Evet arkadaşlar, bu da doğru. Zaten biz vücudumuz için gereken bazı mineraller var, elektrolitler var. Bunları tuzlardan alıyoruz. O nedenle bu ifade de doğru. Sonra bir sonraki sorumuza geçelim. Şimdi bu sorumuzun cevabı birazcık uzun olacak. Neden uzun olacak? Önce soruyu bir okuyalım. 3 mol H2SO4 yani sülfürik asidin tam nötrleşmesi için kaç gram sodyum hidroksit gerekir? Şimdi bu soruda bir asit baz bilmeniz lazım. 2. Asit baz bilmenin haricinde tam nötrleşmenin ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Tam nötrleşme neydi? Bir asitle bir bazın tepkimeye girerek birbirlerini tamamıyla harcaması. Ortamda ne asitin kalması ne de bazın kalması. İkisinden de kalmayacak yani. Başka ne bilmeniz gerekiyor? Tepkime denkleştirebiliyor olmanız gerekiyor. Eğer yollardan birini seçerseniz. Yani aslında tüm yıl boyunca öğrendiğiniz birçok şeyi bilmeniz gerekiyor. Artı bize kaç gram gerekir diyor. Siz tepkimeyi denkleştirip kaç mol sodyum hidroksit olduğunu bulduktan sonra grama gideceksiniz. Burada bir de mol kavramını bilmeniz lazım. Şimdi çözerken şunu yapacağız. Yapacağımız şey şöyle. İki yolumuz var. Önce birinci yol diyeceğim. Birinci yol asitten gelen NH artıyla bazdan gelen NOH'ın pardon bir saniye. Evet, bazdan gelen NOH'ın birbirlerine arkadaşlar pardon silgiyle silmeye çalışıyorum. Evet, NH artı ile bazdan gelen NOH'ın birbirlerine eşit olması ilkesi üzerinden çözülebilir. Ama ben bu tarz soruları tepkime yazıp denkleştirerek yapmanızın daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü burada hesaplamalar da var. İkinci yolumuz ise bunu inceleyerek yapacaktık. Birinci yol. İkinci yolda ise tepkime yazacağız. Denkleştireceğiz. Sonra da sorumuza öyle devam edeceğiz. Önce tepkimemizi bir yazalım. Şöyle H2SO4 ve bununla kim tepkimeye girecek? Sodyum hidroksiti vermişiz. Ürünlerimiz ne olacak? Ürünlerimizi de şuraya yazacağım. Sodyum sülfat artı H2O. Denkleştirirsek eğer şöyle yapacağız. Şuranın önüne 2, buranın önüne 2 gelecek. Yani denkleştirme sonucunda ben anlıyorum ki aralarındaki oran, mol oranı 1'e 2. Sonra bana soru ne demiş? 3 mol H2SO4. O zaman şöyle diyeceğim. 3 mol bundan tepkimeye giriyorsa 1'e 2 olduğuna göre
6 mol sodyum hidroksit gerekiyor demektir. Şöyle şu sodyum hidroksitin mol sayısı, şu da sülfürik asitin mol sayısı. Ben şu anda kaç mol sodyum hidroksite ihtiyacım olduğunu buldum. Asit baz kısmı benim için bitti. Tam nötrleşmesi için. Çünkü 6 moldan daha az olursa 3 molu harcamam tamamıyla mümkün değil. 6 moldan daha fazla olursa bu sefer de H2SO4'ü tüketmiş olurum ama bazım kalmış olur. Benim için o da gereksiz. Şimdi buradan sonra da mol hesaplaması yapacağım. Bana çünkü kaç gram sodyum hidroksit gerekiyor diyor. 6 mol sodyum hidroksitin kaç gram olduğunu bulmam lazım. Bunu yapmak için de soru zaten sodyumun kütlesini vermişti 23. Oksijenin kütlesini 16, hidrojenin kütlesini de 1 olarak vermiştik. O zaman sodyum hidroksitin eması 40. Yani bunun anlamı 1 molü, 1 mol sodyum hidroksit, pardon. 1 mol sodyum hidroksit 40 gram geliyor. 6 molü kaç gram gelecek diye içler dışlar çarpımını yaparsak 6 çarpı 40 bölü 1 olacak. Oradan da 240 gram sodyum hidroksitin 3 mol sülfürik asit tamamıyla nötralleştirmek için gerektiğini rahatlıkla bulabiliriz. Tekrar ediyorum, bu soruda hem asit baz yapmış olduk, hem mol yapmış olduk, hem de denkleştirme, bir nevi kimyasal hesaplama da yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi bugünkü dersimiz bu soruyla birlikte bitti. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Olağanüstü bir yıl geçirdik arkadaşlar. Umarım iyi bir yaz tatili geçirirsiniz ve bir sonraki yılda daha sağlıklı günlerde bir araya geliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.